Anne ben hazırım, hadi gel. Geldim Canan, geldim. Erken çıkalım, erken gelelim kızım. Hayırdır anne, nereye gidiyorsunuz? Şakir, Canan'la birlikte bayramlık bakmaya gidiyoruz. İstersen sen de gel. Yok anne ya. Ramazan ne işimiz var şimdi? Siz de gitmeyin bence. İnternetten söyleyin, olsun bitsin. Aa, unutuyorsun herhalde. Hani bir keresinde söylemiştik de elimizde patlamıştı. Yok, bu sefer tutacağım, ölçeceğim, biçeceğim, ona göre alacağım. Peki anne, tamam, siz bilirsiniz. Akşama ne yiyeceğiz peki? Merak etme oğlum, ben her şeyi planladım, ayarladım. Hadi Canan, acil çıkmamız gerekiyor. Geç kalmayalım. Görüşürüz Şakir. Aa, koskoca evde kaldım yalnız başına, görüyor musun şimdi? Necati abiye mi gitsem acaba? Babam da yok. Neyse, en iyisi televizyonu açayım. Paşa paşa oturayım. Hatta tüm koltuk bana kaldığına göre güzelce yatayım. Canan niye durdun kızım? Ay anne ya, biraz parkta eğlensem mi acaba? Ne zamandır da gelmemiştim, canım çekti. Aa, olmaz kızım. Geç kalırız yoksa yemeğe yetişemeyiz. Hem bu sayede daha çok elbise bakarız, daha çok model deneriz. Hadi yürü yürü. Ama anne ya, üf. Benim duyduğumu sen de duydun mu Ercan? Neyi patron? Kuş çıvaltılarını mı? Hakikaten harika. Kulağa çok hoş geliyor. Ercan ne kuşu ya? Kuş zaten senin yanında, görmüyor musun? Katrilyanı mı diyorum? Alışverişe çıkıyorlarmış. O zaman biz de peşlerinden gidelim. Ne dersin? Patron ne yapacağız onların peşlerinden gidip? Biz de mi alışveriş yapacağız? Yoksa bana bayramlık mı alacaksın? Ercan ne diyorsun ya? Zaten şimdiye kadar bir iş beceremedik. Diyorum ki, hani biz geçenlerde seninle birlikte mağaza açmıştık da hiç kimse gelmedi ya. Onların gideceği mağazaya kötü bir koku sıkalım. Ondan sonra da çıkışta da bizim dükkanın reklamını yapalım. Böylece müşteri çekmiş oluruz. Nasıl? İyi fikir ama, değil mi? Patron bu kadar katakulliyi nasıl beceriyorsun? Hiç anlamıyorum ha. Gerçekten bak. Anlama zaten Ercan. Yanımda durman yetiyor. Hadi yürü. Bak uzaklaştılar işte, gördün mü? Çabuk ol. Ay anne. Ne kadar güzel bir mağazaymış burası böyle. Nereye bakacağımı şaşırdım valla. Sorma Canan, sorma. Hadi dağılalım ve herkes kendini en güzel olan kıyafeti bulsun. Ben hemen şuradakilerden başlıyorum. Ay inanmıyorum ya. Bu kadar güzel elbiselerin bir arada bulunduğu bir mağaza. Hayal gibi gerçekten de. Mesela şuradaki yeşil bolero bana olur mu? Olur olur, neden olmasın? Bir de şu beyaz etek. İkisi birbiriyle çok uyumlu olur. Anne sen hangisini beğendin peki? Vallahi Canan benim favorim şurada tam ortada duran rengarenk elbise. Tam arkanda baksana. Bu mu anne? Ay pek güzelmiş gerçekten. Hadi o zaman herkes kendi beğendiğini denesin ve gelsin. Bak arkanda da dev ayna var. Beğenir alırız. Tamam Canan, katılıyorum. Aynen, bil mukabele. O zaman ben deneme odasına gidiyorum. Patron, tam olarak hangi elbisenin üstüne sıkıyoruz? Ercan ya. Şöyle umumi olarak hepsinin üzerine gelsin yeter işte. Hazır ortalık sakinken elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Hadi hala ne düşünüyorsun? Tamam patron. Şöyle hepsinin üzerine fısfıslıyorum. Tamam mı? Artık kaçabilir miyiz? Hadi Ercan, hadi topukla. Tamam patron. Ay kafaya bak ya. Beğendiğim elbiseyi almadan gitmişim deneme odasına. Hadi gel bakalım güzel elbise. İşte şimdi oldu. Anne ben geldim. Ay ben de geldim Canan. Nasıl olmuşum? Ben çok beğendim. Sen beğendin mi? Evet evet anne. Gerçekten bayrama yakışır. Harika elbise seçmişsin. Peki benimki nasıl olmuş? Seninki de çok güzel olmuş Canan. Bence hiç başka elbiselere bakmayalım. Bunları alalım hemen çıkalım. Ne dersin? İyi olur, iyi olur da anne. Burnuma garip bir koku geliyor. Sana da geliyor mu? Evet ya. İlk giydiğimizde güzel güzel kokuyordu. Ama şimdi değişik, çirkin bir koku var. Neyse ya boş ver. Dışarıdan geliyordur herhalde. Hadi biz ödememizi yapıp elbiselerimizi alıp hemen çıkalım. Tamam anne. Ay hiçbir elbisemi bu kadar çok beğenmemiştim doğrusu. Ay bir dakika. Bir de kendime aynada bakacağım. Çok güzel olmuşum ben ya. Süper gerçekten.
Ay anne, yemekler yetişmeyecek diye çok korkmuştum vallahi ha. Olur mu hiç öyle şey Şakir? Ben ayarlamıştım. Sen hiç merak etme. Vallahi Şakir, senin kadar ben de çok korkmuştum. Allah'tan yetişti. Oo, yemekler mis gibiydi Kadriye. Ellerine sağlık. Tamam Necati, fazla konuşmasan iyi olacak. Şimdi işiteceksin yine azarı. Aa, çocuklar, bu televizyondaki Akbaba Kürşat değil mi? Sıradaki haberimiz AVM'deki bir mağazadan sevgili seyirciler. Akbaba Kürşat ve ekibi mağazada elbiseleri zararlı bir parfüm sıkarken yakalandılar. Açıklamalarında her ne kadar kötü bir niyetimiz yok deseler de sıktıkları parfüm maalesef elbiseleri yakın bir zamanda kullanılamaz hale getirecek. Eğer bu mağazadan alışveriş yaptıysanız uzmanların görüşüne göre elbiseleri yıkarken çamaşır suyu kullanmanız yeterli olacaktır. Nasıl yani ya çamaşır suyuyla yıkamak? Anne, bugün siz de alışverişe çıktınız. Yoksa bu mağaza sizin gittiğiniz mağaza mıydı? Ama nasıl olur ya? Evet evet, bizim gittiğimiz mağaza. Ve oradan hem canlına hem bana kıyafetler aldık. Durun size de göstereyim. İşte benim elbisem bu. Canının da beyaz etek ve yeşil bluzu. Ama bunları çamaşır suyuyla yıkarsak kıyafet diye bir şey kalmaz ki ortada. O zaman ne yapacaksınız? Eski kıyafetlerinizi bayrama giyeceksiniz. Necati yandın oğlum sen. Niye cevap veriyorsun ki? Ama ben bu elbisemi çok sevmiştim. Hayır. Anne, belki birkaç kez yıkayınca da zararsız hale gelir. Ne dersin? Anne. Remzi, biz ne zaman bayram alışverişe çıkacağız? Bayramda bayramlıksız kalacağız vallahi. He. Aman Necati, çıksan da bayramlıksız kalıyorsun, çıkmasan da. En iyisi paramız cebimizde kalsın. Boş ver. Doğru söylüyorsun Remzi. Atıştırmalık ne vardır Remzi?